Merhabalar değerli arkadaşım, hoş geldin. Evet, yeni bir üniteye başlıyoruz artık. Birinci fasikülün ikinci ünitesi, yani reel sayı dizileri. Akabinde aritmetik, geometrik dizi ve son olarak da toplam sembolünün özelliklerine girmeden toplam sembolünü tanım hakkında biraz bilgi vereceğiz. Evet, şimdi gelelim dizilere. Değerli arkadaşım, dizilerin fonksiyonundan çok fazla bir farkı yok. Fonksiyonları biliyorsan dizileri de iyi yaparsın. Ama dizi olmanın bir takım fonksiyonlardan ayıran bir takım temel özellikleri var. Anlatalım mı? Hadi bakalım, iyi dersler diliyorum ikimize de. Sana iyi seyirler. Şimdi ne dedim? Fonksiyonlarla hemen hemen aynı özellikleri içeriyor. Zaten tanımına bakacak olsak pozitif doğal sayılar kümesinden gerçel sayılar kümesine tanımlanan her fonksiyonu gerçek sayı dizisi denir. Şimdi bak, dikkatini çekiyor. Pozitif doğal sayılar kümesi diyor. Pozitif doğal sayılar kümesi. Yani bir dizinin elemanlarını bulurken tanım kümesi, hani tanım kümesinden elemanların görüntülerini değer kümesinde buluyorduk ya, işte burası pozitif doğal sayılar kümesi. Burası reel sayılar olabilir, hiç sıkıntı yok. Yani burada vereceğin değerler 1, 2, 3 diye gidecek. Yani dizinin sıfırıncı terimi diyebilir misin? Veya da dizinin eksi birinci terimi diyebilir misin? Hayır, sayma sayılar kümesi yani. Saymaya başladığın zaman nereden başlıyorsunuz? Birden başlıyorsun, değil mi? O zaman bir dizi en değişkenine bağlı bir Fn dizisini An olarak gösterirsek birinci terimi F1 yani A1, ikinci terimi F2 yani A2 diye n'inci terim Fn yani An diye gider. An de dizinin genel terimidir. Tekrar ediyorum değerli arkadaşım, bir dizinin terimlerini bulurken yani Fn'e bağlı n değişkenine bağlı bir An dizisinin terimlerini bulurken, birazdan örnekler üzerine göstereceğim. Bir örnek yazayım mesela. Fn eşittir 2n artı 3 diyelim. Bu dizinin eksi birinci terimi diye bir terimini bulamazsın. Sıfırıncı terimi diye bir terimini bulamazsın. Ancak birinci terimini bul deriz. 2 çarpı 1, 3 daha 5. Fonksiyonlardaki gibi. İkinci terimini bul deriz. 2 çarpı 2, 4, 3 daha 7 gibi gibi gidecektir. Anlaştık mı? Şimdi genel terimi ne diyor? Genel terimi an olan dizi an eşittir A1, A2, A3 nokta nokta an, an bir şeklinde gösterilecektir. Değil mi? Evet, sonsuza kadar bu şekilde gidiyor. Şimdi bu tabi bu sonsuza kadar gittiği için bu sonsuz dizi. Sonlu dizi ne demek? Belli bir k değerine kadar giden, yani k tane terimi olan dizilere sonlu diziler diyoruz. Sonlu olmayan dizilere de az önce belirttiğimiz gibi sonsuz dizi diyormuşuz. Evet. Bir dizinin özellikleri, her dizinin mutlaka genel terimi vardır. Hay hay. Genel terimi olmayan dizi olamaz. Bir dizide genel terimi an, genel terimi an, genel terimi an olan dizi ise an, tabi parantez içinde an şeklinde gösterilir. Bunu unutmayalım. Yani diziyi mesela fonksiyon nasıl gösteriyorduk değerli arkadaşım? Fonksiyonu fx diye gösteriyorduk, değil mi? Mesela x artı 2 diyorduk. Burada da an dizisini göstereceğiz ama bunu parantez içinde yazacağız. Ne diyelim? N artı 2. Dizinin değişkeni n. Fonksiyonundaki de özelliklerin aynısını kullanacağız. An dizisi, evet bu diziydi. A1, A2, A3 nokta nokta an bu şekilde sonsuza kadar gidecektir. Dizisinde A1, A2, A3, AN dizinin birer terimleridir. Bir dizinin tanımlı olabilmesi için tüm pozitif doğal sayılar için tanımlı olması gerekir. Yani ne demek istiyoruz? Buradan vereceğimiz bütün pozitif tam sayılar, yani pozitif doğal sayıların karşı tarafta bir görüntüsünün olması lazım. Görüntüsü şayet yoksa, örneğin AN eşittir. Şöyle düzeltelim. Biraz daha düzgün yazalım. Örneğin an eşittir x, pardon x'lere gitmeyelim, n olacak değil mi? N artı 1 bölü n eksi 2. Bu genel terimi verilen bu ifade bir dizi değildir. Niye? Dizinin ikinci terimi yoktur. Neden? X yerine 2, n yerine 2 yazdığımız zaman karşılığı gelmeyecektir. Tanımsızdır. Dolayısıyla bir dizinin eğer ikinci terimi yoksa, o zaman bu ifade, bu genel terim bir dizi genel terimi olamayacaktır. Anlaştık mı?
Evet, hadi bakalım kazanın bir de başlayalım. Ne dersin? Gelsin mi birinci soru? Gelsin. Hatta 7 tane soru geldi. Şimdi bu ifadeye baktığımız zaman değerli arkadaşım, en yerine 1 yaz, 2 yaz, 3 yaz, 4 yaz, 5 yaz, ne yazarsan yaz, bütün en eleman pozitif doğal sayılar için tanımlıdır. Dolayısıyla bir genel terim dizisi olacaktır. Buraya gelin. Şimdi pozitif doğal sayıları vereceğimiz için burayı tanımsız yapan bir değer yoktur. Ancak şuraya gelelim. Bu kare köklü bir ifade. N eksi 3 büyük eşittir 0 olmak zorundadır ki n büyük eşittir 3 olmalı. O zaman bu dizinin birinci terimi ve ikinci terimi olmayacağından dolayı o zaman bu ifade bir reel sayı dizisi belirtemez. Yani ikinci ifademiz olmuyor. 3'e bakalım. Derece tek ise zaten hiçbir sıkıntı yok. Hangi n değerini verirsen ver daima tanımlı. Doğru mu? Paydayı zaten sıfır ya da tanımsız yapacak, ifadeyi tanımsız yapacak bir değer yok. Dolayısıyla bu da reel sayı dizisi olacaktır. Yani her n eleman n için tanımlı olduğu için reel sayı dizisi olacaktır. Şimdi buraya geldiğimiz zaman işte ne dedik? Paydayı sıfır, n eşittir 2 için ne olacak? Tanımsız, doğru mu? Dolayısıyla a2 eşittir yok. O zaman dizi olabilir mi? Bir dizinin bütün terimlerinin olması gerekiyordu. Ama dizinin ikinci terim olmadığı için bu ifade reel sayı dizisi olamıyor. Paydayı sıfır yapabilecek bir ifade var mı? Yok. Derece tek olduğu için içerisini tanımsız yapabilecek bir ifade var mı? O da yok. Dolayısıyla her n eleman pozitif doğal sayılar için tanımlıdır. O zaman dizidir. Gelelim sinüs n diyor. N derece diyor. Şimdi sinüs n derece diyor da sinüse 1 ver, 2 ver, 3 ver, 4 ver, 5 ver, istersen 90 ver tanımlı, istersen 180 ver 0, istersen 360 ver 1. Yani sinüs fonksiyonu zaten eksi 1 ile sinüs n fonksiyonu eksi 1 ile 1 aralığında değer alıyordu değil mi? Yani bir tanımsız yapan bir değer var mı? Yok. Bu tanımdır. Ancak gelelim bu tanjant n dereceye. Örneğin n eşittir 90 derece için. Yani a 90, 90. terimi yazıyoruz. O da işte tanjant 90 derece. Tanımsız. Dolayısıyla a 90 var mı? Yok. O zaman bu reel sayı dizisi maalesef olamıyor. Geldik 8. örneğimize. 8. örneğimizi şöyle bir göz gezdirdiğimiz zaman şimdi ne diyeceğiz? Bunun içinin ne olması gerekiyor? İçinin tanımlı olması gerekiyor, değil mi? Yani sıfırdan büyük olması gerekiyor. Ben n yerine ne verirsem vereyim birden başlamak kaydıyla n büyük eşittir bir elemandır doğal sayı olmak kaydıyla ne verirsem vereyim içerisi daima pozitif çıkacak. Dolayısıyla bu ifade tanımlı olduğu için dizi bütün terimlerde tanımlı olacağından dolayı ifadesi reel sayı dizisi belirtecektir. Gelelim buraya. Örneğin mesela A1 diyelim. Bu genel terimi logaritma 5 tabanında 2n eksi 5 olan bir genel reel sayı dizisi olsun. Olduğunu farz edelim. Bakalım olacak mı? 1 yazdığımız zaman içerisi eksi 1 çıktı. Bu tanımlı mı? Tanımsız. Doğru mu? Logaritmanın tanımına aykırı. Dolayısıyla bu ifade bir reel sayı dizisi, 9. sorumuz reel sayı dizisi olamaz. Kosinüs n çarpı pi diyor. Şimdi kosinüsün negatif yapan herhangi bir değer, yani tanımsız yapan herhangi bir değer var mı? Yok. N yerine 1 yaz. Kosinüs 90. Kosinüs 2 yaz 180. 3 yaz. Kosinüs 270. Bu şekilde gidecektir. Bunu tanımsız yapan bir değer var mı? Sadece mevcut biliyorsun ki tanjant ve kotanjant fonksiyonunda tanımsız yapan değerler vardı ama kosinüs ve sinüs fonksiyonunda pay kısmında olduğu sürece tanımsız yapan bir değer yok. Şimdi gelelim. Evet, 11'e geliyoruz. Onu bitirdik, 11'e geldik.
Şöyle baktığım zaman yani burada en yerine bir yaz, en yerine iki yaz, üç yaz, dört yaz, beş yaz. Her en eleman pozitif doğal sayılar için tanımlı mı? Tanımlı. O zaman bu da bir reel sayı dizisi oldu. Gelelim 12. sorumuza. 12. sorumuza şimdi şöyle bir bakalım. Paydayı sıfır yapan bir değer var mı? Şimdi buraya hangi neyi yazarsam yazalım, birden itibaren bir yazalım, iki yazalım, üç yazalım, dört yazalım, ne yazarsak yazalım, burayı 3 yazdığım zaman burası 0 olur. Ama 0 bölü sayı yine 0'dır, tanımlıdır. Yani burayı tanımsız yapan, payı tanımsız yapan bir değer yok. Paydaya baktığımız zaman şimdi burası 4'e 1 artı 4 artı 1. Yani n eşittir eksi 4, n eşittir eksi 1. Zaten n değeri eksi 4 ile eksi 1 değerini alamayacağı için değil mi? N nedir? N 1'den başlıyordu, doğru mu? 1, 2, 3 bu şekilde devam ediyordu. Bu değerleri zaten alamayacağı için birden başlamak kaydıyla yani dizinin tanımına uygun bir ifadeyi tanımladığımız zaman bunu tanımsız yapacak bir değer yoktur. Bütün dizi tanımına uygun reel doğal sayıları verdiğimizde dizinin bütün terimlerinin karşılığı vardır. O zaman bu da bir reel sayı dizisidir. Şimdi gelelim 13'e ama işte 13'te durum böyle değil. Yani n eşittir 3 için 0. Hay hay. Sayı bölü 0 bölü sayı 0. Onda bir sıkıntı yok. Yani A3 0. Onda bir sakınca yok. Bir reel sayı sonuçta. Bu da eleman bir reel sayı. Şimdi gelelim bunu çarpanlarına ayırdığımız zaman eksi 3'ü artı 1. Çarptığımız zaman eksi 3 topladığımız zaman eksi 2. Evet. Buradan n eşittir 3 diyor. N eşittir 3 diyor. Ha demek ki A3'ü yazdık yukarıda 0 ama aşağıda da bir kökümüz var 3 diye. Demek ki bunu ne yapıyor? Aslında ne yapıyor burayı? Tanımsız yapıyor. Dolayısıyla düzeltiyoruz şurayı o zaman. A3 için ne diyoruz? Tanımsız. O zaman ifademiz reel sayı dizisi değil. Logaritma n artı 2 tabanında n artı 3. N eşittir 1, 2, 3, 4 nokta nokta vermek üzere hangi değerleri verirsek verelim. Bütün değerler için tanımlıdır değil mi? İfadeleri tanımsız yapan, sıfırdan küçük yapan ya da 1 yapan bir değer yoktur değil mi? Tabanında 1 yapan bir değer yoktur. Bu da tanımlıdır. Dolayısıyla bu da bir dizidir. Şimdi gelelim buraya. Şuna bakalım. N tek ise diyor. 15. özelliğimizi N tek ise diyor. Mesela 1 vereceğiz, 3 vereceğiz, 5 vereceğiz, 7 vereceğiz, 9 vereceğiz şeklinde tanımda değil mi burası? Buraya da 2 vereceğiz. 4, 6, 8, 10 verdiğimiz vakitte bu da tanımlı. O zaman bu ifademiz de tanımlı oldu. Dolayısıyla 15. ifademizde, 15. sorumuzda ne oldu? Reel sayı dizisi olmuş oldu. Evet değerli arkadaşım, kazanım 1'in sonuna geldik. Kazanım 2'de görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.